Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 10 Eylül Cuma İstanbul Veliefendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 9 koşulu bir İstanbul programımız var. Gündüz de aynı şekilde Bursa'da da yine 9 koşuluk program var. Ama öncelikli olarak hayırlı cumalar dileğimizi sunalım arkadaşlar. Herkesin mübarek cuması hayırlı olsun. Daha sonra programımıza geçiş yapalım arkadaşlar. Tabii bugün 10 Eylül, yavaş yavaş artık sonbaharın içine girmeye başladık. Havalar da biraz belirtmeye başladı. Akşamları ufak ufak artık serinlikler başlıyor. Sabahları da aynı şekilde. Yani bugün zamanlarda da dikkat etmemiz gereken nokta, sağlığımıza dikkat edeceğiz. Çünkü genelde hastalıkların en çok olduğu zamanlar çünkü. Sıcağa aldanmamak lazım arkadaşlar. Neyse ben böyle fazla muhabbetleri neden yapıyorum ben de bilmiyorum ama arada sırada işte konuşuyorum, kusuruma bakmayın arkadaşlar. Ben yarış programına geçiş yapmak istiyorum hemen. Birinci koşu saat 17.15'te itibaren başlıyor. Maiden 3 yaşlı Arapların 1300 metrelik sentrik yarışında 9 koşulu programın birinci altılı ganyanın ilk ayağında başlıyoruz. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyerek birinci koşuda 3 ve 9 nolu savkanların ekür olduğu bir yarışta ben Altınoğlu Sinan Reis, bu Baba Mevlüt temsilcisi İşman Çizik'le tek koşmuş olduğu yarıştaki güzel üçüncülüğüyle ilk şansı bu safkana veriyorum. Daha sonra 8 nolu Diloy, bir Gelibolu temsilcisi Gökhan Kocakaya start alan bu safkanda iki yarış koşmuş bir isim. Hazırlık olarak da bayağı her geçen gün daha da iyi duruma gelen bir isim. 6-8 bende biraz daha ön plana çıkan isimler. Eğer bu ikilinin dışında da at yazmak isteyenlere de 1 nolu Alaf, bu Urla Efes'i temsilcisi Saadettin Boyraz da en azından grubun tecrübeli isimlerinden birisi. Aynı şekilde yine grubun tecrübeli isimlerinden birisi olan 2 nolu Alev Kıran, bu da bir ateş topu temsilcisi Adem Aslan da start alıyor. Ve son güzel ikinciliğiyle burada da şanslı isimler arasında bir de bunların yanına ben 7 nolu Zafer Rüzgarı'nı, bu Turbot temsilcisinde Akın Sözen'le en azından tek yarış koşmuş bir ismi. Bu sefer artan nefesiyle de şans verdiğim isim olacak. 6-8 önce 1-2-7 de daha sonra şanslı gördüğüm isimler olacak. Günün ikinci koşusu satış bir yarış var. 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşusu. Evet, dün bazı arkadaşlara söyledim ya böyle at ortaklaşa alınabilir diye. Ben şaka yapmıyorum. Gerçekten alınabilir. Hani aslında ekstra benim almak istediğim noktalar şunlar arkadaşlar. Bakın şu 2 yaşlı İngilizler, 3 yaşlı Araplar genelde bu tip yerlerde at almak lazım. Çünkü en azından neyin ne olduğunu görebiliyoruz. Bakın bunlar çok çok uygun. Bana göre çok çok uygun fiyata. 85.000 valla. İşte, tabii bunların içinden hangisini alabiliriz bakacağız. Tabii burada bir erkek safkan var. Bir de altın o safkan erkek. Tabii burada baktığım zaman neyse şimdi at satın almayacağız. Yani en azından benim tahminlerimi söyleyeyim ben. Burada bir nolu Bülent Ağa, bu Perfect Storm temsilcisi Okan Aker'le, Okan herhalde bir çocuğun ismi. Evet, Okan Aker'le start alıyor ve grubun tecrübeli isimlerinden son iki yarışında güzel bir form yakalamışken ben de ilk şanslı isim, daha sonra 2 nolu GameStop isimler kendi temsilcisi bu Emre miydi, Erkan mıydı bu kardeşimizin ismi, bakalım Emre Akkılıç'la start alıyor. Yine şans verdiğim isimler arasında bir de 4 nolu TB Dabo. Vedat Abiş'le start alacak olan bu Winer Balza temsilcisi de yine burada şans verdiğim diğer isim olur arkadaşlar. 1-2-4 benim bu koşuda önerdiğim isimler. Tabii almaya kalkarsak bana göre 1-2-4 tabii ki alınabilir. Tabii burada şu orijin de çok güzel arkadaşlar. Nativan Selma. Selma da bir Anakandır Ford temsilcisi. Yani orijin olarak ben söylüyorum. Gerçi burada kötü orijin valla yok gibi ya. Neyse. İnşallah bir gün böyle anlaşırsak valla güzel bir tane Tay, böyle 2 yaşlı İngiliz veya 3 yaşlı Araplar. Aslında Araplara dönsek daha iyi. Arapların ikramiyesi daha iyi bence. Yani para kazanmak istiyorsan Arap alacaksın arkadaşlar. Günün 3. koşusu 7'li plasa ve 3'lü ganyan ayağımızın açılış ayağında şartlı 3. 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik çim koşusunda 6 safkan arasında koşacak olan bu yarışta yine çekişmeli bir yarış bizi bekliyor. Tabii arkadaşlar bakın yine kusura bakmayın arada bir yorumları bölüyorum. Böyle bir tay alırsak yani diyelim ki 8-10 kişi anlaştık aldık bir tane böyle bir taylarda. Şimdi aylık masraf hem bir kere düşük olur. Neden diyeceksiniz? Aylık şu anda bir masrafı tabii seyisin sigortası var, maaşı var falan filan. Yani şu andaki duruma göre yani bir kere 6 kesin gider yani. En az. Çünkü apranti parası verilecek. Ağır parası ağır parası önemli değil. Fazla yüksek değil de yem parası, bilmem ne parası yani onları hesaplanarak
Yapılabilir yani. Niye yapılmasın ki? Burada yurt dışında zaten genelde hisseli at alanlar çok. Yani bunun için şirketler var çünkü. Yani Türkiye'de de yapılabilir. Bazıları da ki ya 3 kişi olur mu? Danaya mı giriyoruz? Ya dananın işi değil. Bu maksat yani bir oyun yani zevk yapmak. Bir, en azından bir şey olmak yani. Kendimizi tatmin etmek gibi bir şey. Neyse fazla konulara girmeyeyim. Gelelim bu yarışı bitirelim. Üçüncü koşuda şartlı 3, 2 yaşlı İngiliz'in 1400 metrelik çift koşusunda dediğim gibi ben burada 3 dolu Subutai, bu kontak atak temsilcisini Gökhan Kocakaya ilk şans veriyorum. Daha sonra 2 nolu Polpo. Torok temsilcisi Ahmet Çelik de ilk yarışı kazanan bir isim. Yine aynı şekilde ilk yarışı kazanan 1 nolu Pirates Boy. Lineup temsilcisi ilk yarış Soyat'la start alacak olan savukanda şans verdiğim diğer isim olur arkadaşlar. Yani 3, 2, 1 benim bu koşu için önerdiğim isimler. Günün dördüncü koşusundan itibaren ikinci altılı ganyan ayağımız başlıyor. Handikap 14-3 yaşlı Arapların 1600 metrelik çim koşusunda. Evet 10 safkan arasında koşacak olan bir yarışta ben burada bu mesafede geçen yarışında kazanıp meydana veda eden 4 nolu Ferfecir. Bu baba mevli temsilcisi Halis Karataş'a start ve zaten kendi aile atları. Ben bu safkanın daha da iyi yerlere gideceğine inanıyorum. Bu yarışta kazanmasını bekliyorum. Benim bugünkü banko ismim olacak arkadaşlar. 4 nolu Ferfecir Halis Karataş'ta banko ismi. Günün 5. koşusu Maiden 3 yaşlı Arapların 1300 metrelik sentetik yarışında evet 11 safkan arasında koşacak bu yarışta ben 5 nolu Öz İlge bu Özgün Han temsilcisini Akın Sözen'le start alacak olup Kurtar ekibine ait bir safkan çok iyi hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. Ben de ilk şans verdiğim isim olacak 5 nolu Öz İlge. Orijinal olarak da zaten çok iyi. 10 nolu Kuymak bir Urla Efes'i temsilcisi Saadettin Boyraz'la start alacak olan safkanda her geçen gün formunu yükseltmeye başlayan bir isim. 1 nolu Egetay bu 6A temsilcisi Ahmet Çelik'le start alıyor ve tek koşmuş olduğu yarışta da güzel bir dördüncülüğü var. Ve artan nefesiyle yine şanslı isimler arasında 7 nolu Yeni Çağlı bir Kurtel temsilcisi İşman Çizik'le start alıyor. Yine inişli çıkışlı bir grafikçisi de safkanın genel görüntüsü oldukça iyi. Bir 4 nolu Napolyon. Bir Napolyon demiş arkadaşlar para 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 işte burada para yapar mı? Yapar yani. O yüzden bu Vedat Abiş'ten bu Napolyon'a bir çarpı atmakta fayda var arkadaşlar. 5, 10, 1, 7, 4 benim bu 5. koşuda sıralamam. Günün 6. koşusu. Tünkurt Aksungur adına koşacak kısa vade 6, 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik çift koşusu. Yani dönemin bayağı iyi atları vardı bu Tünkurt Aksungur'larda. Maşallah yani zaten Tünkurt da onun atlarından birisi. Ama Aksungur'un gerçekten çok güzel atları vardı yani en azından dönemde yani nasip oldu yani onları yarışını seyretmek de nasip oldu. Bu güzel ikramiyeli yarışta, güzel çekişmeli yarışta tabii ki ben burada 8-10 Mamba Forever artık yani geçen gün kıvamını bulan artık burada da yani yavaş yavaş ağırlığını koymaya başlayacak olan bir isim olacak bana göre 8-10 Mamba Forever. Yani eğer biraz risk alalım derseniz bence benim banko adaylarımdan birisi olacak çünkü 8'den 10 Mamba Forever bu saftan her geçen gün klasını ortaya koymaya başladı. Biraz geç form yakaladı ama olsun arkadaşlar bu saftan bence bu yarışı kazanır. 8-10 saftan Mamba Forever benim alternatif olsa bir banko adayım. Yani küçük bir risk sevenler için tek adayım. Ama en ciddi rakip de geçen yarışında Mamba Forever'ı geride bırakan 7 nolu Egregious Rock. Luxor temsilcisi Gökhan Kocakaya yine rövanşı vermemeye çalışacak. Bana göre en ciddi rakip konumunda. Yani eğer 2 at yazarsak burayı 8 ve 7 olarak geçebiliriz. Ama bu ikinin dışında ben at yazmak istiyorum derseniz de o zaman 5 nolu King Chacha nihayetinde son yarışını kazanan bir isim. Bir de 3 nolu Yaman Bey. Bu Ahmet Çelik'in de bu safkana bir çarpı atılabilir. Ama ben 8'in kazanmasını bekliyorum artık. Dediğim gibi öncelikle rakip 7 olur. Eğer daha da genişletirsek 5 ve 3'ü ilave edebiliriz. Günün 7. koşusu. Handikap 17, 3 yaşlı İngilizlerin 2100 metrelik çim yarışında 7 safkan arasında koşacak olan bir yarışta ben 2 nolu Kapoğlu, bu Gökhan Kocakaya'yla start alacak olan bu safkan zaten bu pistin bayağı etkili bir ismi. Ben de ilk şans verdiğim isim olacak arkadaşlar. Daha sonra 5 nolu Brave Gladiator, bir Bosporus temsilcisi Alice Kartaş'la start alıyor ve son 3 yarışı üst üste hatta son 5 yarışa baktığınız zaman 4 tane ikincili olan bir safkan. Yine ikincilik yapar mı? Bakarsınız bu sefer birincilik yapar ama güzel bir grup. Bugün bana göre çok zorlu bir grup start alıyor. Her şeye rağmen yine şanslı isimler arasında bir de 6 nolu King Ova, bu Kaneko temsilcisi. İşman Çizik'te yine etkili ve güzel formülle şans verdiğim diğer isim olur. 2-5-6 biraz daha ön planda tuttuğum isimler ama bu 2-5-6'nın dışında at yazmak isteyenler de 3 nolu Real Patek. Bu Victor Galop temsilcisi anneden de bildiği Santralatif yani bir Luxor babası bu safkan.
Yani kesinlikle bence ihmale gelmez. Akın Sözen'le İzzet Aksoy, Ekim Sırayet Safkan, bir de 7 not pas yılın runner. Bu Church Pictures temsilcisi de Daniel Kaya'la güzel bir sürprizini gerçekleştirebilecek olan isim olur. 2-5-6, daha sonra 3-7 zor bir koşu. Bayağı bu şekilde de geçebiliriz arkadaşlar. Tabii burada eğer biraz daha ayrıntıya girersek 4 alıp Black Rock'ı da vallahi yazar mıyız? Yazarız arkadaşlar. Ama bir Esra Boro işte biraz bende zayıf halka çıkıyor. Çünkü zayıf halka değil abi bu Safkan da. Çin biraz eksik gibi. Bu Safkan biraz daha kuma yatkın bir isim. Ama belki şartını düşürmek amaçlı koşturuyorlardır. Çünkü çoğu at sahipleri bazen yarış kazanmaya değil de şart düşürmeye koşturuyor. Bu da onlardan birisi olabilir. Yani bana göre birinin dışındaki atların gelirleri var. Tabii şimdi birinin dışında dediğim zaman da bir kazanırsa da neler olur. Hiç aklıma bile getirmek istemiyorum. Çünkü daha evvel bir Yılmaz Erol diye bir eskilerimiz bilir bir bülten vardı. İzmir'de çıkan bir bülten vardı. Neydi atın ismi? Valla bir atların ismini unuttum yani. Daha evvel aklımdaydı da bir tahmin veriyordu. Şimdi bütün atları verdi. Bir tek Süleyman Aklı'nın bindiği atı vermedi. Not yazmış ama altına bir not yazmış. Bunun dışında bütün atlar gelir. Altına da notta diyor ki Süleyman Aklı diyor motoru mu takacak kendine dedi bu atı getirmek için dedi. Aynen böyle bir yazı yazdı. Vallahi bakın hiç yalanım yok. Aynen böyle yazdı. At birinci oldu arkadaşlar. Motor taktı demek ki birinci. Sonra bir ata yine aynı buna benzer bir şey daha anlattı. Yine at birinci oldu. Bundan sonra bir daha da anlatma. Allah rahmet eylesin. Yılmaz Erol'u da kaybettik. Biz de bayağı eski şeycilerden. Gerçi ben onu sürekli hipodromuna gittiğim zamanlar, eski zamanlarda sürekli görüyordum. Levent Durmuş olsun, Yılmaz Erol olsun. Bunlar İzmir'in bayağı iyi köklü bültenlerini çıkaran isimlerdi yani. Neyse, yani bazen büyük konuşmak iyi gelmiyor. Çünkü benim aklıma direkt onlar geliyor. O yüzden bazen böyle konuşmalarından kaçınmak gerekiyor. Gelelim günün 8. koşusuna. Şartlı 4, 3 ve yukarı İngilizlerin 2400 metrelik çim koşusu. Şimdi buraya baktığımız zaman yani bir Corcovado'nun dışında at inanın gözükmüyor. Yani bu rakiplerin yani 63 kilo değil 70 kilo olsa yine kazanması gerekir. Kocakaya'da bence kazanır arkadaşlar. Eğer banko atamıyorsanız vallahi ne diyebilirim ki yani 63'e şimdi güvenemeyenler eskiden eskiler bilir yani 70 kilo 75 kilo atlar koşuyor 75 kilo ile Orak'ın yarış kazandığını biliyorum ben İzmir'de canlı olarak seyrettim de Orak birinci Sedat Okumuş'la Allah rahmet eylesin Ertuğrul Can Kılıç'ın bindiği de Amon Ra ikinci oldu o da 46 kilo muydu öyle bir şeydi hani aralarda dünya kadar kilo farkı var ama gerçi o gün çok favori oldu çünkü gidişattayken müfürler çünkü en dış bariyer, en dışlardan olarak bariyer dibine bir aldı. Yani Amon Ra resmen taktı götürdü. Beraber götürdü hatta. Yani öyle bir eşkalli bir safkandı. Yani iri yarı bir safkandı. Tabii Sedat Okumuş'a da 7 hafta ceza verdi. Birinci olduğu halde 7 hafta ceza yedi. Foul yaptığı gerekçesiyle. Yani öyle bir yarışlar da oluyor. Bazen televizyonda söylüyorlar işte Orak 75 kilo ama Orak nasıl kazandı bir de onu bilse. Neyse biliyorlardı da belki o kısmı unutmuş olabilirler. Gelelim günün son koşusu. Pardon. Şimdi 8. koşuyu tekrar sunalım. Ben Corcovado'nun kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Çünkü yanında rakip göremiyorum. Yani ne yapayım göremiyorum. Ama illa da rakip görüyorsunuz. En azından şu 2 nol Kereme ile biraz gözükür bir vaziyette. Bir de 6 nol Zaldır. Yani ne kadar Totosu 8-9 gitmiş olsa da en azından sürpriz şansı var. Ama tabii onun dışındaki hangi at gelirse bana göre sürpriz. Ben Corcovado'nun kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Günün son koşusuna geldiğimizde Handikap 15, 4 ve yukarı. Arapların 1900 metrelik çim koşusunu. Evet, burada da kalabalık bir yarışımız var. 15 safkan arasında koşacak olan bir yarışta. Baktığımız zaman 4 nolu Hosni, bu Kaysberg temsilcisi Akın Sözen'le en azından istikrarlı ve güzel formuyla ilk şans verdiğim isim. 8 nolu Küçük Demir Kırım. Son yarışında adeta uçtu geldi. Ahmet Çelik'le yine aynı start alacak olan bu isim. Yine şanslı isimler arasında. 5 nolu Prens Koro en azından geçen yarışta bizi yanıltmadı. Bankolar kadar aramıştık. Kazandı. Bugün yine çok şanslı bu Özgür Han temsilcisi İşman Çizik'le. 6 nolu Özgür Kafkas. Bu Kafkas Şah temsilcisi de Görkem Özçelik'le startlıyor. Bu safkanın da genel görüntüsü oldukça iyi. Arada bir gelecek bu safkan. Bakalım sürprizde mi gelir, favorideyken mi gelir. Bunu yarın da büyük ihtimalle belirler diye düşünüyorum. 6 nolu Özgür Kafkas. Bir de 9 nolu Gürdal Bey. İyi bir safkan.
Zaten aynı orijindeki olan safkanlar, açık yarış koşan isimler. Bu Gürdal Bey de kendini yavaş yavaş bulmaya başlıyor. Yani gelirse de hiç şaşırmayacağım isimlerden birisi. Çünkü bayağı kalite bir safkan. Metin Ahmet ile ben yine yazılmasını öneriyorum. 4-8-5-6-9 benim öncelik şans verdiğim isimler. Eğer buraya da 1-2 safkan ilave edebilirsek şu Singapur'a boş geçmeyelim. Okan Aker ile start alıyor. Grubun iyi isimlerden birisi. Bir de 7 nolu Bekir. Bu bilgi temsilcisi de Saadettin Bayraz'a en azından kötü gidişata dur diyebilecek kapasiteye sahip bir isim. Şablona gelince birinci koşu 6-8, daha sonra 1-2-7. İkinci koşu 1-2-4, üçüncü koşu 3-2-1, dördüncü koşu 4 tek, beşinci koşu 5-11-7-4, altıncı koşu 8 alternatif bankom, rakip 7, biraz daha genişletirsek 5-3. Yedinci koşu 2-5-6, daha sonra 3-7-4, hani kapatmaya kadar gider. Sekizinci koşuda ben 1 tek tutuyorum. Dokuzuncu ve son koşuda 4-8-5-6-9, daha sonra 1-7. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.